Sanırım yavaş yavaş bir gruplaşmalar başlıyor diye düşünüyorum. Çünkü beni güçlü bir aday görüyorlar ve kötü yaptığım için de hemen bana saldırdılar. Oysa dediğim gibi orada Tahsin'in pidesi benimkinden bence daha kötüydü. Ama şöyle bir durum var, jüri de Tahsin'i seçti. Demek ki benimki olmamış yani, bilmiyorum. Yani olmamışsa olmamıştır. Ama bir gruplaşma olabilir diye düşünüyorum. Yani eğer ben strateji yapmış olsaydım Tahsin'i yazmazdım. Ben de Gülten'i yazardım. Yani ikiye iki kalırdık. Üç kişi oraya çıkardık. Üçümüzden birisini seçerlerdi final için. Bu da ben olmazdım herhalde. Ya burası bir yarışma. Hani bir Survivor neyse bu Berfurna'da o şu anlık. Çünkü yarı finaldeyiz. Herkes kazanmak istiyor. Finale adını yazdırmak istiyor. Çok zor bir parkurda koşuyoruz. Önüne çıkan engeller de bir doğal bir insan olarak tepki gösteriyor. Ya büyük tepki gösteriyor. Olmaması gereken şeyler. Elinde sonunda isim yazılacak. Bunları bir tavsiye olarak alıp kenara not düşse bu hem kendisini de geliştirir. Aynı hataya tekrar düşmez. Bu mütevaziliği gösteremediği için yani Gökhan abi bence bu konuda kusurlu yani. Biraz mütevazi olup tavsiyeleri not olarak alabilir bence. Eleme tekniği. Kendimden emin bir şekilde ilerliyorum. Ama işte çoluk çocuk konuşuyor. Ağız olan konuşuyor. O yapamazmış. Bakabilir miyim? Bunu Gökhan'a havale ediyorum. Hakkından Gökhan gelirdi. Bu da ufak bir şerefsiz. Dikkat et, yanmasın da. Hakkından gelinecek birisi olursa da hakkından geliriz. Ama bugünün eğer elenmezsem yarını da var. O zaman çok daha farklı bir Gökhan görecekler. Ben tamam dedim. Kopya çek, çek, kopya çek. Burada yok. Eleme tekniği. Tahsin dua ediyor. Gökhan, Ünal Bey ve Gülten. 40 dakika süreniz olacak. Çikolatalı sandviçler yapacaksınız. Jürimiz değerlendirmesini yapacak ve en az beğendiği çikolatalı sandviçin sahibi de yarışmaya veda edecek. Ve büyük finalde yarışma hakkını da böylece kaybetmiş olacak. Kolay gelsin diyorum ve sürenizi şu anda başlatıyorum. Bugün teknik etapta hafta boyunca eleme adayı seçilen Gülten, Tahsin, Ünal Bey ve Gökhan yarışa devam edebilmek için birbiriyle yarışacak. Teknik görevleri 40 dakika içinde çikolatalı sandviçler yapmak. Günün sonunda jüri her teknik etapta olduğu gibi kimin tarifini tattığını bilmeden değerlendirmesini yapacak ve bir yarışmacıyı ver fırına'ya veda edecek. Bugün epey zamandır hatırlamıyorum 4 tane yarışmacıyla teknik etaba kaldığımız bir bölümü. Bugün 4 kişi kalacaklar. Bu aslında şunu gösteriyor, yarışmacılarımızın arasında çok büyük bir güç farkı yok. Yani hepsi birbirlerine mutfak konusunda, fırın konusunda, yemek konusunda ve tatlı konusunda yakınlar. Sadece bazıları hamurda iyi, bazıları kek pandispanyada iyi, bazıları tencere yemeği, uzun pişen yemekler konusunda iyi. Hepsinin arasında böyle bir equalizer sistemi gibi değişken bir denge var. O yüzden bugün 4 yarışmacıyla bir teknik etap yaşayacağız. Bugünkü teknik etapta kötü iş çıkaran maalesef ver fırına macerasının sonuna gelecek. Geri kalan 3 kişi şansını bir sonraki haftaya sürdürecek. Dörtlü bir final düellosu yaşayacağız bugün. Cuma günü bir kişi gidecek. Daha yolun başındayız. İlk hafta, ilk eleme. Açıkçası bu buradan gitmek, buradan kopmak, bu yarışmadan bu kadar erken elveda demek istemiyorum. Hatta elveda demek istemiyorum. Hırslıyım, inatçıyım. Yani sonuna kadar tek tek kapıları yıkarak geçmek istiyorum. Çikolatalı sandviç yapmalarını isteyeceğiz kendilerinden. Burada görmek istediğimiz yumuşak ve güzel bir kek hazırlamış olmaları. Görünüşü güzel, lezzeti güzel, iç dolgusu güzel. Çok hoş tariflerimizden birini paylaşıyoruz bugün. Hem yarışmacılarla hem ekran başındaki sevgili dostlarla. Kişi yarışmaktansa 4 kişi yarışmayı tabii ki de tercih ederim. En azından şansım birazcık daha artmış olur. Ama hepsi güçlü rakipler. Hak eden kazansın.
ben şu anda köşeye sıkışmış hissediyorum kendimi. Feci heyecanlıyım. Gidebilirim çünkü. Tarif yine bir tek ve bilmiyorum ne olacak. Sıkıntılı bir final olacak. Gökhan'ın son dakika burada olması bence onun adına büyük bir şanssızlık oldu. Gökhan'ın yaptığı pide güzeldi. Yalnız altı biraz fazla pişmişti. Daha doğrusu yanmıştı bence. Ya yanık olduğunu düşünmüyorum. Ben sadece biraz fazla piştiğini kabul ediyorum. Yani olmadı istediğim gibi. Bir de hamurum fırında daha çok kabardı. Herhalde ondan dolayı hem kalın dediler hem altı fazla pişmiş dediler. Gece çalıştığım için tariflerime çok fazla çalışamıyorum. Herhalde onun azizliğine uğruyorum yani bilmiyorum artık. Tatlı türünde iyiyimdir. Severim çünkü gramı gramına o yapılıyor. Hiçbir şekilde el lezzetinin önemi ortaya çıkmıyor. Biraz teknik, biraz gramaj şeyi. Her türlü işi hallediyor burada. Ya şu an direkten döndüm. Gülten'le beraber iki kişi olarak yarışıyor olabilirdik. Ünal abi ve Gökhan abi olmayabilirdi şu an burada. Şeflerimizin huzuruna çıktık Gökhan abiyle. Onların olgun bilgisi sayesinde. İç harcım Emel Hanım'ın çok beğenmesi sonucunda. Dört kişi yarışıyoruz. Ünal abi belki diyordur keşke beğenmeseydi iç harcım. Şu an hiçbir şey demiyor, onu fark ettim. Ya yuvarlak pide olabilir, onu biliyorum. Yani Karadeniz'de olarak gittiğimiz pizza salonlarında olsun, şeylerde olsun çok gördüm. Yanık kokuyor ya. Yok, değil. Gördüm ama yani tabii hiçbir zaman tadına bakmadan yorum yapılamaz. Tadına baktığımda hamurunun kalın olması sadece pizzaya benzerlikti. Yoksa o da yani pide olmak yolunda giden, hamuru az daha kısa yani ince olsaydı pide olma yolunda giden çok lezzetliydi. İçini de az tutsaydı, Emel Hanım da dediği gibi iç harcını da biraz az kullansaydı. Yani çok lezzetli bir pide olabilirdi. Lezzeti güzeldi ve az da biraz az pişmesi gerekiyordu. Biraz fazla pişmişti. Bunu zaten kendisi de sonradan kabul etti. Öyle yani. Evde menemen yapan insan şurada bir yumurtaya karamaz. Hiç ekranların başında oturup da seyretmekle alakası yok arkadaşlar. Hiç yanından geçmez, kıyısından geçmez. Yarışmacılar kekleri fırında pişerken çikolatalı ve fındıklı dolgu kremalarını hazırlamaya başlıyor. Bu arada sürekli keklerini de kontrol etmeyi ihmal etmiyorlar. Bas, evden getirdim. Kaç dakika pişecek bu be? Yarışmacılar bugün her adımında teknik bilgilerini kullanmaları gereken bir tarifle karşı karşıya. Sandviçlerinin üzerini kaplayacakları merenk tariflerini hazırlarken yumurta beyazlarının içine sarısının hiçbir şekilde karışmadığından emin olmalılar. Ve önce yumurta beyazını birkaç saniye çırpıp hafif baloncuklar elde ettikten sonra azar azar şekeri ekleyip çırpmalılar. Şu an görmüş olduğunuz kek güzel bir şekilde kabarmış. Sandviçliğe layık. Bilmiyorum Emel Hanımlar Arda Bey nasıl bir yorum yapacak ama ben çıkarttığım kekten memnunum. Yarışmacılar bugün sürelerini çok iyi kullanmalı. Sandviçlerini birleştirmeden önce mutlaka keklerini tamamen soğuduğundan emin olmalılar. Tahsin, seni o dolaba sokacağım çocuğum. Ben sana öyle dedim. Abim, korkmam artık o geçti, o ilk bölümdü he. Ama işte çoluk çocuk konuşuyor, ağzı olan konuşuyor, o yapamazmış. Bakabilir miyim? Bunu Gökhan'a havale ediyorum. Hakkından Gökhan gelirdi, bu da ufak bir şerefsiz. Dikkat et, yanmasın da. Dikkat et diyorum, yanmasın. Ünal Bey, Tahsin'in icabına Gökhan bakar demiş. Yani benlik bir durum yok yani neden Gökhan bakar dedi ben onu anlamadım. Eğer icabına bakması gerekiyorsa kendisinin bakması gerekiyor. Fakat şöyle bir durum var, hani yaşı itibariyle ben baş edemem Gökhan baş etsin dediyse bunu da bilemiyorum artık. Ama Ünal abi, hani ben seviyorum Ünal abiyi. Demek ki bir şey oldu aralarında ki Gökhan baş etsin dedi. Ben kimseyle uğraşacak halim yok. Ben zaten kendi başımın çaresine bakmaya çalışıyorum. Yani kimse beni ilgilendirmiyor. Yani birisinin icabına bakması gerekiyorsa herkes kendi arasındaki problemleri halletmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Wow! Gökhan okkalı konuşmuş. Ya yani o geçen gün ikisi kapışmıştı ona istinaden söyledim. Yoksa kimle icabına kimin bakacağının ölçüsünü vermem. Daha önceden kapıştıkları için böyle bir şey söyledim. Senin kekin olmazsa benimki hiç olmaz. Aha benim kekim dolapta soğuyor yoksa. O çubuklar
Çubuk yok mu? Kürdan bıçak çubuk. al bıçakla yap ince. Al bıçakla yap ince. Bıçak indir önüne. Ya kenarından bastır. Hatta dur ben sana büyük bıçak vereyim. Ortadan bastır. Hayır. Keki bilsin değil mi? O yanık seni. Görüyorsun. Yok abi kadar... teknik o. Sen bilmezsin. Ha, ben sana başka teknik. Böyle fazla. Sus dedim. Allah'a pişmiş. Ay bak kapıya çıkıyor. Tahsin süreden kazanabilmek için kekini fırından çıkartınca hızlı bir şekilde soğuması için buzluğa kaldırmıştı. Artık sürelerinin azalmasıyla Tahsin de sandviçlerini birleştirmeye başlıyor. Bu arada mutfakta hummalı hazırlıklar devam ediyor. Arkadaşlarımın benden ne kadar korktuklarını direkt meydana çıkarttılar. Bugün de benim için kötü bir gün oldu. Hemen yakalamışken Gökhan'ı yazalım da ilk günden kurtulalım, ilk haftadan demişlerdir diye düşünüyorum. Ama bugünün eğer elenmezsem yarını da var. O zaman çok daha farklı bir Gökhan görecekler. Bunu unutmasınlar. Bugün de kek çıktı. Keki güzel yapıyorum. İnşallah sürem yeter. Güzel pişiririm. Sadece pişmesiyle alakalı ufak bir sorun var şu an. Piştiği zaman her şey hazır yani. Gökhan'ın bu kadar otoriter olmasına gerek yok. Yani tavrı bu. Yani kişiliği bu. O yüzden Gökhan Bey'i de yavaş yavaş tanıyoruz burada. Yani 5. günümüz bugün. O yüzden bu laflarına alıştık ama hani bu yani biraz daha kendisini bu ortama salmalı, rahatlamalı bence. Çünkü kasvet ne kadar olursa sonuç o kadar kötü olur. Bence bu alanda kendisini biraz çekip düzen vermeli. Bana kim nasıl karşılık verirse ben o şekilde karşılık vereceğimi her zaman söyledim. Hakkından gelinecek birisi olursa da hakkından geliriz. Hakkın hakkından gelmiş, hakkı hakkının hakkını yemiş. Hakkı hakkının vermeyince hakkı hakkının hakkından gelmiş. Değil mi Ünal abi? Gökhan içinde bir gizli yılan var. Çıkartacak da bana şöyle bir bakıyor. İçimdeki yılanı senin üstüne salarım diyor. Yani bir inceden hesapları var. Gözlerinden okuyorum o çocuğun ama ileriki günlerde göreceğiz inşallah. Elenmezsem er geç herkesin kendi yüzü çıkacak. Gönlümü gönlüme. Şimdi seni. Serenat yapıyorum sana burada. Ömrümü ömrüme. Kopya çek, kopya çek. Burada yok. Ünal abinin bu laflarına alıştık. Artık bizim için o tuzu fazla koyarsa bazen acı oluyor. Az koyduğumda tatsız oluyor. Ortayı buldu mu idare ederiz biz Ünal abiyi burada. Seviyoruz çünkü. Tuzsuz olmaz hiçbir şey. Eleme tekniği. Jürimiz değerlendirmesini yapacak ve en az beğendiği çikolatalı sandviçin sahibi de. Ve büyük finalde. Yarışmacılar bir sandviçlerini hazırlamaya başlıyor. İkiye böldükleri keklerinin arasını fındıklı çikolatalı kremayla dolduruyorlar. Ardından keklerinin üzerine merenk sıkıp pürmüzle yakıp servis edecekler. Yarışmacıların sürelerinin bitmesine artık çok az zaman kaldı. Bakalım etabın sonunda hangi yarışmacı jürinin beklentisini karşılayamadığı için bugün ver fırınaya veda edecek. İnanmıyorum, donmamış bu ya. Kremam donmadı. Tariflerini sunum tabaklarına alan yarışmacılar artık son dokunuşlarını yapıyor. Ve süreleri dolan yarışmacılar sunum tabaklarını tadım masasına isimlerinin arkasına bırakıyor. Birazdan jüri gelip kimin tarifini tattığını bilmeden yorumlarını yapacak ve ilk haftanın elenen ismi belli olacak. Bakalım bugün hangi yarışmacı aramızdan ayrılacak? Eleme tekniği. Jürimiz değerlendirmesini yapacak ve en az beğendiği çikolatalı sandviçin sahibi de. Ve büyük finalde yarışma hakkını da böylece kaybetmiş olacak. Dört değişik lezzet var gerçekten de. Merdivenledik bunları ve sonuçta bir karara vardık. Bugün maalesef Ver Fırına yarı finalinden sonra bizle beraber olmayacak tabak. Çikolata sandviçleriniz hazır. Tadım yapılacak bildiğiniz gibi. Ve ardından da en az beğenilen tabağın sahibine veda etmek durumunda kalacağız.
Jürimizde artık söz. Buyurun. Buyurun. Gökhan kalsın. Gökhan kalsın isterim. Gülten'le Tahsin %50-%50. İkisi de fark etmez. Tahsin gidebilir bence. Tahsin gitsin. Jürimiz kararını verdi. Şimdi onlar söyleyecekler. En az beğendikleri tabağı size gösterecekler. Lütfen taban sahibi kendini gösterirse o kişiye de otomatikman veda etmek durumunda kalacağız. Buyurun. Arkadaşlar elinize sağlık. Siz ne kadar stresliyseniz biz de şu an bir o kadar stresliyiz. Çünkü birbirine yakın 4 tane tabak karşımızda duruyor. Genellikle bu tip değerlendirmelerde bir tabak her zaman diğerlerine göre kusurunu daha çok belli eder ve bizim seçmemiz konusunda bize yardımcı olurken bugün biraz işimiz zor. Sadece bir tabakta bir diğerlerinden daha farklılık var. Onun sebebini zaten epeyce bir süre araştırdık biz de. Netice itibariyle bu 4 tabaktan öncelikle hepinizin emeğine sağlık. Başarılı bir iş çıkarmışsınız. Ancak bir tabağın diğerlerine göre daha farklılık gösterdiğini ve bizim normal şartlarda arka tarafta yapıp size reçetelendirip verdiğimiz teknik tariften birazcık daha farklı olduğunu söylemek isterim. Evet, katılıyorum. Farkı anlayamadık ama bunu tekrar tekrar yemek isterim. Hayır, bundan daha fazla yemek istemiyorum bilmecesi bir kere daha çıktı karşımıza. Çünkü aynı malzeme, aynı reçete ve 4 değişik lezzet var gerçekten de. Merdivenledik bunları ve sonuçta bir karara vardık. Tadımlar yapıldı ve herkes bir sinir harbi içerisinde, streste. Ünal abi kızardı, bozardı. Bir terler boşalıyor böyle, kan teri işte, ecel terleri döküyor. Tahsin desen zaten sarışın ve beyaz tenli, kıpkırmızı oldu. Ben de kızarıyorum normalde de. Sanırım ben kızarmamışımdır bugün. Netice itibariyle yaptığımız tadımda teknik tarifteki istenilen ayardan diğerlerine göre bir tık daha uzak olduğundan dolayı bugün maalesef Ver Fırına yarı finalinden sonra bizle beraber olmayacak. Tabak. Bu tabak. Gülten'in tabak. Gülten. Gülten, ne bu kadar ıslattık kekini? Yani diğerlerinden çok aşırı bir ıslaklık var kekinde. Aşırı bir ıslaklık. Yani mesela hadi bu da ıslak ama kıtırlığını koruyor. Bu da ıslak ama kıtırlığını koruyor. Bu hele en iyi koruyan. Ama seninki gerçekten yani üst kısmı merengden dolayı mı ne? Sence hiç çok mu fırında tuttun? Yok. Fazla sertleşip acaba çok hızlı mı çekti? Çok. Hatta özellikle hani bundan önceki keklerimin sert olmasından dolayı biraz daha erken aldım hatta. Yani pişmemiş mi acaba diye düşündük. O kadar hani birisi yanlışlıkla çarptı da üstüne su mu düşürdü diye düşündük. Ben yaptım. Yok, uygulamayı ben gördüm, isterseniz söyleyeyim. Bilmiyorum kendisi de şey yaparsa.
biz ikimiz aynı anda fırına verdik. O benden önce çıkarttı ve hemen buzdolabına koyduğu için ortasında hafif bir çökme oldu. Ben onu gördüm yani kendisinin. Tarifte buzluğa koymamız yazıyordu. Evet, evet ama doğru herkes koymuş. Sonra herkes koydu herhalde değil mi buzluğa? Tabii. Gökhan mesela ben ona süre verdiğim zaman da verdiğim süreyi jüriye açıklarken yine kendi yaptığı şeyi birazcık daha böyle yumuşatarak sanki haklıymış gibi yorumlamıştı. Bugün de aynı şeyi yaptı. Evet Gülden'in tabağı kötü çünkü işte ben onun keke çıktığında çöktüğünü gördüm ya da ben işte şunu gördüm bunu gördüm. Böyle bir şey yok yani. Gereksiz bir yorumdu orada yaptığı açıklama. Gereksiz bir açıklamaydı diye düşünüyorum. Ya biri çarpmış bir bardak sütü. Ben çarptım. Gülden yaptı ya ben çarptım yani. Maalesef. Ellerine sağlık. Şu an elenmeyip burada olduğuma aşırı derecede mutluyum. Yani burası benim için bir yarışma olduğu kadar da bir okul, bir eğitim, bir yani beni geliştirmek için her türlü imkanın olduğu bir mutfak. Ben bu imkanı çok zor yakalarım. Yakalamışken de bırakmak istemiyorum. Ama haftaya hiç düelloya kalmadan tak 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 finale giderek güzel bir sonuç yakalamayı düşünüyorum. Allah nasip ederse. Biz Gülten'i yanımıza alıp veda edelim. Çok müsabık spor. Zorlu bir evet, mücadele. Her yarışmada ilk hafta. adaletli bir seçim olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki kere Gülten'in elenme adaylığı vardı. Bir kere Tahsin'in, bir kere Ünal abinin. Benim yoktu, jüri sayesinde oldu. Ve bundan da sıyrılmayı başardı Gökhan. Dediğim gibi ben buraya şampiyon olmaya geldim. İlk haftadan kaybetmeye gelmedim. Ve ilk veda eden bu şansa Gülten oldu değerli izleyicilerimiz. Çok teşekkür ederiz. Yine her zamanki gibi gülen yüzünle, mutfaktaki pozitif enerjinle bizimle birlikte oldun. Evet değerli izleyicilerimiz, ilk veda ettiğimiz kişi Gülten oldu. Ve yolumuza Gökhan, Nal Bey, Tahsin, Salih, Senem, Gülşah ve Melike ile devam ediyoruz. Bugün de bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. İyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi günü yepyeni bir gün, yepyeni tariflerle, çok güzel heyecanlarla tekrar karşınızda olmanın garantisini de veriyoruz efendim. Hoşçakalın. 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 Malzemelerimizi açtık. Aşağı eğildiğimde keki pişireceğim tepsiyi gördüm ve ilk yarışmada da aynı tepsi içinde meyveli puding yapmıştım. Ve dedim ki tamam yani bu tepsi varsa ben gidiyorum. Nitekim sonuçta değişmedi. O tepside pişen kekimin üzerinin ıslak olduğunu söyledi jüri. Ve en kötü tabak ben seçildim ve ben ayrıldım aralarından.